Karagümrük Çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca avukat aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Sevenler de Cuma namazı çıkışında Beyazıt Camii'nde hocaya destek eylemi gerçekleştirdi. Karagümrük Çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Ramazan Dinç tarafından yapılan açıklamada Ünlü sevenlerinden sabırlı olmalarını istedi. Her şeyden önce ilk söylenmesi gereken husus Türk adaletine olan güvenimizin tam olduğudur. Ancak müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü'nün tutuklanmasından sonra dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen soruşturmanın gizlilik ilkesi her gün ihlal edilmektedir. İçler arası bir yargısız infaz ve karalama, itibarsızlaşma kampanyası yürütülmektedir. Bilgi kirliliği ve tek taraflı suçlayıcı yayın politikası acımasızca sürdürülmektedir. Daha savcılar tarafından iddianame hazırlanmadan birçok karışık ve yanlış bilgi basın tarafından yayınlanmaktadır. Bu yargısız infaz sürecini kınıyoruz ve hukuki sürece saygı gösterilmesini ve gizlilik ilkesinin ihlal edilmemesini istiyoruz. Ünlü tarafından hazırlanan açıklamada bir hadis-i şerife de yer verildi. Uğranılan bu haksız ve üzücü durumlar karşısında Peygamber Efendimizin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisiyle Hazreti Ali'nin söylediği gibi haksızlığa karşı eğilmeyiniz. Zira eğilirseniz hem hakkınızı hem şerefinizi kaybedersiniz sözünü yargısız infaz kalemlerine önemli hatırlatıyoruz. Ahmet Mahmut Ünlü kendisini seven tüm insanlardan kendisine dua etmelerini istedi. Mahkemeler hukuka ve vicdana göre karar verir. Kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz tek husus ise müvekkilimizin suçsuz olduğu ve aleyhine yöneltilen suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediği hususudur. Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü kendisini seven tüm insanlardan yargı sürecini sabır ve olgunluk içerisinde beklemelerini, bu süreçte hiçbir hukuka aykırı eylem ve davranış içerisinde olmamaları, itidalli ve sağduyulu olmalarını, Yüce Türk adaletine güvenmelerini, kendisine dua etmelerini ve yargılama sonucunda da masum olduğunun anlaşılacağını söylememizi bizden vekil olarak talep etmiştir. Avukat Dinç, Ünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Hatta şunu söyledi, böyle durumlarda daha da insan hani bir kendine böyle bir şey geliyor dedi, bir nasıl söyledim onu. Daha böyle dik duruyoruz dedi. Daha dışarıda daha kötüydüm. Burada daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Dua istiyor sevenlerinden. Ya zamanı nasıl geçiyor? Hoca zaten ilim adamı. İlim adamları zaman nasıl geçiyorsa hoca da öyle geçiyor. Okuyor, kitap okuyor bol bol. İşte gerekli kitapları tedarik ediyoruz biz yasal mevzuat çerçevesinde. Yani şu anda onu yapıyor. Yalnız şu anda yalnız. Sağlık sorunları olduğu için şu anda geçici süre için revir kısmında duruyor. Bundan sonra da işte artık cezaevi süreci devam edecek. Dinç bu olayın Cübbeli Ahmet Hoca'nın çevresindeki bazı insanların ona zarar verme durumu olduğunu ifade etti. Kendisinin bu dosyayla ilgili veya bu olayla ilgili yani kanaatim olarak şunu düşünüyor. Çevresindeki bazı insanların ona zarar verme ihtimalini değerlendiriyor şu anda. Yani bunun belirli bir süre sonra yargılama sürecinde ortaya çıkacağını kendisi söylüyor. Yani bundan dolayı bir mağduriyetinin olduğunu söylüyor ki geçmiş dönemde de buna benzer şeyler bu kaset mevzuunda da yaşanmıştı. Eski korumaları veya işte yanında çalışan insanların ona şantaj yapma ihtimali. Yine bu benzer doğrultuda bağlamda bir başına bir hadise geldiğini düşünüyor ve bundan dolayı da çok üzgün. İnanılmaz derecede üzgün. Kaset bunda bir sonuç çıktı mı? Yani kaset sahte arkadaşlar. Bu araştırırsanız internet sitelerinde de mevcut. Yani sanırım emniyetin verdiği bir rapor var bu konuda. Kesinlikle ve kesinlikle kasette yer alan kişi bizim müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü değil. Yani o anlamda bunu söyleyebiliriz. Araştırabilirsiniz bunu. Bu arada Cuma namazı çıkışı Beyazıt Camii'nde toplanan kalabalık bir grup, Metris cezaevinde tutuklu bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek gösterisi yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca'yız! Hepimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yız! Hepimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yız! Metris'e selam, direnişe devam! Metris'e selam, o hoca yalnız değilsin! Grup, hocamızı seviyoruz, sonuna kadar destekliyoruz yazılı büyük bir pankart açarken yaklaşık yarım saat süren eylem yağmurun da yağmasıyla birlikte sona erdi.